Çıkıyorum lan. Top tipi gibi kavga edesim geliyor. Dış mekanik yüz. Merhaba. Öptüğü yapmışsın gene. Ya. Güzel, güzeldi. İyiydi. Evet. Kuşacağım sandım. Ben sana halamın ölmüş elbiselerini getirdim, onlardan gidiyorum. Ölmüş elbiselerini. O da güzel. Bunun ilk günü bu insette. Ölüyor, titriyor heyecandan. Baba bak, heyecandan bak ne yaptığını şaşırdım. Bırak! Bak burada, burada. Bak saklanıyor. Saklanıyor yok hala. Bodrum bu. Ha ne oldu? Ne oldu? İşte böyle bir aile olduk biz işte. Çok sağlıklı bir aile. Allah. Sizi hiç beklemiyordum. Çak. Çak. Buyur. Ay senin teyzeciğim niye bağırıyorsun köpeğe? Ne yaptı ki sana? Tamam. Küsüyor arada. Ya küsmüyor vallahi, çok bir şey işte zaman bulamıyoruz. Yoksa seninle niye konuşmayalım biz? Değil mi kız? Evet yani biz istesek istiyoruz konuşmak ama çok yoğun çalışıyoruz. Ne yapayım, yüz döküyoruz. Akıya. Şşşt. Buyur. Deliya. Deliya değil. Adım Zeliha. Bugün bir film setindeyiz. Yanımızda Serpil, Bohemia var. Bohemia. Nasıl gidiyor çekimler? Ya çok güzel, heyecanlıyım. Sadece Cenk arkadaşım biraz bir rahatsız diyor. Cenk Bey Prag'da eğitimini tamamlamış. Kafka'nın öğretilerini benimsemiş bir arkadaşım. Evet, özellikle Kafka dansları üzerine. Evet, programımız burada bitsin istiyorum. Hayda! Pislik şerefsiz! Ne oluyor ya? Lan ben ters davranacağım, sen değil, ne oluyor lan? Aşksız yaşayamam ki ben. Zeliha, Faik Efraksiye'yi evden çıkartıyor. Çok alemsiniz. Çok yaşayın değil mi? Çok özellikle, ay Allah! Hocam Derya yapıyor. Zeliha, Faik Efroksiye'yi evden çıkartmış, icra getirmiş. Güzel. Zeliha, Faik Rumfezi'yi evden çıkartıyormuş, icra getirmiş. Evet, şaşkın bakış. Bir daha. Zeliha, Faik Rumfezi'yi evden çıkartmış, icra getiriyormuş. Güzel. Çok büyük heyecan var. Biz şu an şey falan getirdik. Oynadığımız karakterlerin psikolojisine girmişiz. Sonra başlayalım. Çok güzeldi ya. Gel gel. Ben binerim ha. Ayızlandı mı? Bir tık coşturabiliriz hocam. Binesin mi onu? Çok kötüyüm ya. Ana! Dalga çıktı bak. Koşun. Ana! Dalga. Nesik! Gerçekten dayak yedi ha. Tamam. Şimdi o zaman şey mi yapayım yani? Feyzi yapıyor. Şu an klima çalıştıramıyoruz. Arkadaşım şoka girdi şu an. Zeynep. Zeynep'ciğim ne olur. Sular içindeyiz. Tabii şimdi demin mesela gülme krizlerine falan girdik. Çünkü sinirlerimiz bozuluyor. Bir bakıyorum. Hülya'ya bakıyorum. Laf söyleyeceğim. Hülya şapır şunu. Bir bak. Hiç çevirme yüzünü. Hiçbir şey elleme. Yani. Yani bu şartlar altında nasıl ben gülmeden oynayabilirim? Evet. Evet, Taksim Meydanı'ndayız. Bizim ortamlar buralar. Ben burada büyüdüm sayılır.
Yani Cihangir atıyorum. O yüzden çok güzel. Enerjimiz çok yüksek. Ben neden karakter gibi konuşuyorum onu da anlamış değilim. Şşş, dur. Dur yapma. Çok kapatma. Ne gülüyor kızım? Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Selçuk'tayız. İlk gün çekim günü. Çok güzel. Ben İzmirliyim zaten. Tamam. Öptüm. Yanıyoruz. Hava 72 derece. İlk defa böyle deneyim yaşıyoruz. 10 dakika içinde herhalde eriyeceğiz diye düşünüyorum. Ay Allah'ım. Şey söyleyeceğim. Hocam. Şu bir teriniz şu. Alsana mı gösteririz abi? Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bak, ücretsiz sağ olun. Gördüm. Tutamıyor kendini. Hoşuna gitti. Alacağım mı da ne diyor ona? O yüz tamam. İfaden çok güzel. Şimdi geçmedi bastı. Ha dedi eyvah dedi. Geri vites takamamışım. Sonra bir yüklenmesi var. Onun heyecanıyla bir bastı geriye direksiyonda. Ya şuradan düşebilirim. Son gün. Üzülüyorum. Ağlayacağım. Cemal. Ne? Ben seni seviyorum ya. He? Valla. Dedi de sandalyeyi çekti. Sandalyeyi attı kenara. Evet. Selçuk Belediye Başkanı'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Gelini öpebilirsin. Öpme! Öpme! Kim bu kız Nusret? Tanımıyorum aşkım. Sen kimsin lan? Cemal nerede? Cemal kim Nusret? Dayımın oğlu aşkım, resimlerimizi çekivermişti ya. Aha, o da ya. Tamam, öpebilirsin. Senaristimiz ve başrol oyuncumuz Gupse'ye çok büyük yardım. Saatler gece yarılarını gösteriyor. Paydos verdik. Terledik. Ekibi çok sevdim. Herkese çok teşekkürler. Çok mutluyuz. Sonuna geldik. Biraz hüzün de var tabii. Evet. Filmin nasıl geçtiğinin fotoğrafı da bu işte ya. Budur ya. Tanımıyordum. Bak işte. Hiçbirimiz bilmiyoruz ne biçim nasıl bir şey çıkacak. Çünkü değişik sahneler vardı. Zor sahneler vardı. Bak sesim bile kısılmış, haberim yok. Oyuncu arkadaşlar falan delicesiye eğlendik. Ve güzel bir aile olduk gibi geldi bana. Hakikaten bu klişedir ama yok hakikaten de yani özlüyorduk böyle birbirimizi görmeyince. Dolayısıyla bence bu duyguda filme geçmiştir diye düşünüyorum. Filme geçmemişse bile bizim hayatımıza geçmiştir. Bana geçti yani ömrüm boyunca. Anılarımın en güzellerinden 250 tanesini yaşadım. Umarım devamlı bu ekle filmler yapalım. Çekiyorum. Herkes görsün beni. Birkaç tane çekeceğim. 1, 2. Çekiyorum. Teşekkür ederiz.